Arkadaşlar hoş geldiniz. Şu anda saatlerimiz 6'ya doğru geliyor. Bugün günlerden 30 Ocak 2020. Az önce evden çıktım, mahallede bir volta atmaya başladım. Şöyle mahallemi size bir tanıtayım, nasılmış. Buradan karşıya geçeceğiz. Yaşadığım yerde hemen 2-3 şu bina aşağıda, bu sokak üzerinde. Brooklyn'de akşamüstü. Mahallemizde hemen hemen her şey mevcut ve evden yürüme mesafesinde. Evden çıkalı 2 dakika bile olmadı. Bakın burada telefoncu, AT&T, hemen burada T-Mobile, bir sürü bakkal var. 24 saat açık bakkallar var. Şurada hemen sushici, hemen şu ileride de Türk lokantası. Memo Şiş Kebap. Burası gece 2'ye kadar açık. Canınız Türk yemeği isterse buraya gelip karnınızı doyurabilirsiniz. 3 tane çiçekçi var. 2 sokak içinde. İleride birkaç tane daha var çiçekçi. Eşinize, dostunuza çiçek almak isterseniz hemen buradan köşeden alabilirsiniz. Burada Rus marketi var, Domino. Rus ürünleri var, Türk ürünleri de var içeride. Çiçeklerden eşine de alabilirsin. O çiçeklerden eşinize alabilirsiniz. Burada karşılıklı iki tane nalbur var. Bir tanesi şurada Çinli. Çince yazılar var zaten. Bir tanesi de hemen burada. Ondan sonra şöyle göstereyim. Hemen şurada Özbek lokantası var. Helal. Hemen yanında Safir Pastanesi var. Türk baklavaları, poğaçaları, börekler, pastalar, yaş pastalar, kuru pastalar. Gece 12'ye kadar açık olan eczanemiz var burada. Walgreens. Bu eczanelerden 4 tane mevcut. Şurada Big Banana marketi var. Sebzeden tutun bakkaliye ürünlerine birçok Türk ürünü bile mevcut. Hemen hemen her ülkeden ürünler mevcut burada. Birçok Türk çalışıyor burada. Telefon tamircisi. Hemen şurada Kung Fu, karate öğretecek yer var. Altında Verizon telefoncu var. Hemen şurada da bir tane daha Türk marketi açıldı. Nut House diye. Yeni açıldı burası. Burası 24 saat açık olan bir yer. Hemen bu dükkanın önünde Yaşar Usta ile beraber röportaj yapmıştık. Burası Pakistanlılara ait. Türkler çalışıyor. Hemen şurada Planet Fitness var. Gym, spor salonu. Models var. Elbiseler satıyor. Ucuz elbiseler. Alkol dükkanı, içki satın almak istiyorsanız. Hemen yanında Subway, sandviççi. Birçok banka var. Chase Bankası, Citibank, Amerika'nın bankası, Bank of America, TD Bank var. Birçok banka var. 24 saat açık bakkallar. Burası hemen tren istasyonu. 24 saat çalışıyor. Bu sokakta da 24 saat açık bir tane Türk lokantası var. Aksaray diye ismi. Hemen şu ileride. 24 saat açık. Bakın Brooklyn gerçekten kalabalık bir yer. Brooklyn'in nüfusu 3 milyon. Bir ilçe nüfusu. Burada evlerine gitmeye çalışan insanlar trenden iniyor, otobüse biniyorlar. Trenin gitmediği yerlere otobüsle gidiyorlar. İnsan kalabalığını görüyorsunuz. Her tür insan mevcut burada. Hemen tren istasyonu yanında Türk marketi var. Arkadaşlar burası Türk marketi. Kasap var içeride. Helal et.
Türkiye'den gelme ürünler. Da baklavalar var. Voltamıza devam ediyoruz. Burada da köşede açık bir tane daha manav var. Burası da 24 saat açık. Yanında da bir tane Pakistanlı bakkal var. Orası da 24 saat açık. Hemen şurada Starbucks var. Starbucks da gece 11'e kadar açık. Karşısında hemen Dunkin Donuts. Kahveci. Hemen yanında 1 milyoncu. Karşıda yine T-Mobile telefoncu. Burada da bir eczane. Burada bir sürü Rus eczanesi var. Rus diyorsam sahipleri Rus. Hemen şurada bir tane daha eczane var karşıda. Burada ucuz ayakkabılar satan bir yer. Yanında bir tane daha ucuz ayakkabı satan yer var. Zaten kalabalıktan ne kadar yoğun bir mahalle olduğunu görebiliyorsunuz. Bayağı bir yoğunluk var. Hemen köşede bir tane vitaminci dükkanı var. Bu sokakta en azından bir 20 tane banka var. Hemen köşede bir tane var. Burada bir tane var. Karşısında bir tane var. Şurada ikinci katta Fettah'ın saç kesim salonu var kadınlar için. Şuradan bir sokağa daldık çünkü burada Amerika'da en sevdiğim dükkanlardan bir tanesi TJ Maxx diye geçiyor. Hemen şurada sol tarafta burada da görüyorsunuz TJ Maxx yazıyor. Buradan dükkana bir gireceğiz. Bakalım bir şeyler var mı? Çok ucuza, kaliteli ve hep marka ürünler satıyorlar. Biraz içeriği de çekeceğim sizin için. En şişe bunlar. TJ Maxx'in içindeyiz. Michael Kors 129 dolar bu çanta. Burada da bir tane var. 119. Michael Kors 129. Michael Kors. Orijinal bunlar. Hiçbirinden sahte değil, çakma değil. Bu mağazada her türlü ürün var. Hepsi marka, hepsi çok ucuz. Şampuanlardan, sabunlardan, hatta şurada bavullar var, bavullar da satıyorlar. Buradan ben çok bavul aldım. Fiyatları da çok uygun mesela. Şöyle bir bavul. 89 lira. Burada değişik değişik fiyatlar var. 56 lira, 59 lira. Bir sürü bavul var. Mesela Dockers mesela. Kaç paraymış? Markası Dockers. 59 lira. Swiss gear var mesela burada. En fazla taş çatlası 60 liradır. Mesela bu ayakkabı Calvin Klein. 40 dolar. 40 lira yani şu ayakkabı, kadın ayakkabısı. Adidas ayakkabılar bile var görüyorsunuz. Nike var, şöyle bir Nike. Kaç paraymış? Bakın 40 lira. Demediğiniz kadar çorap. Her tür renk, her tür marka. Mesela bakın. Bir çift çorap. 10 liradan 1 liraya düşürmüşler. 1 dolar. Bir çift çorap. Mesela şu kaç para? Bunlar 8 çift çorap. 8 çift çorap 13 lira. 1001 çeşit havlu çeşidi. Çoğunluğu Türkiye'den gelme. Her taraf havlu. Havlular çok ucuz. Bir tane havlu 8 lira. Mesela bakın fiyatı burada yazıyor. Tava, tencere. Sudan ucuz. Birçok tenceremi, tavamı ben buradan aldım. Banyo temizlik malzemeleri var. En kaliteli ürünler en ucuz şekilde satılıyor. Mutfak ürünleri, mutfak bezleri. Baksın kahvelerini satıyorlar. Bu tarafta da baharat çeşitleri var. Birçok baharat, tuz, zeytinyağları. Zeytinyağların çoğu Türkiye'den gelme bu arada. Değişik reçeller. Mesela acılı jalapeno. Mesela şu. Bu jalapeno biberi acılı ama reçelini yapmışlar. Burada da baharat çeşitleri var. Kurutulmuş. Tuz var. İşte aklınıza ne gelirse tarçın, toz veya
öbür tarçından bundan. Dal tarçınım herhalde bu. Zencefil, zerdeçal. Şurada tuzlar var. Himalaya tuzları. Hindistan cevizi yağları var. Tuzlar, bir sürü tuz var. Aşağıda zeytinyağları, şu alt tarafta. Bazen Avustralya'dan bal geliyor. Bir iki kere denedim, tadı mükemmel, çok güzel. Bu da moka sosuymuş Starbucks'ın. Kahvenize dökersiniz, mokalı olur. Çok değişik, garip, ilginç şeyler var. Genelde hemen hemen her şey organik oluyor. Çay çeşidi de var burada, detox yapmak için. Patlamış mısırlar, bisküviler, çikolatalar, enerji bisküvileri, çeşit çeşit şeyler var. İnsan buraya girince ne alacağını şaşırıyor. O kadar çok ürün var. Ben şu ikisini alacağım. Kakao tozu aldım. Bunu her sabah kullanıyorum ben. Bu kaç? 450 gramı 10 lira. Bir de şöyle rolo kat alacağım, limonlu. Bu da 2,5 lira. Evinizi döşemek istiyorsanız, evinize bütün lazım her şeyi almak istiyorsanız buraya gelin. Her şeyi bulursunuz. Mutfak eşyasından banyoya, yiyeceklerden giyeceklere, halılar, aklınıza ne gelirse. Ben evime birçok şeyi buradan aldım. Perdeler. Hem banyo için hem de cam için perdeler. Yorgan takımları. Çoğu da marka, bakın size göstereyim. Mesela bu Tami. Manavın yanından geçmişken muz alalım. Muzun yarım kilosu 89 kuruş. Şu muzlardan alalım. Ocak sonundayız. Havalar buz gibi. Ama karpuz halen var Amerika'da. Bakın yarım kilosu 1 dolar 29 kuruş. Ben de muz aldım. 5 kilo muz aldım. 5 kilo muza verdiğim para 9.44. Evet, şimdilik bu kadar. Tarihin 2.99. Şeftali 2.99. Mangolar var burada. Erikler var burada. Kırmızı erikler 2.99. Limon, portakal, kivi, ne ararsanız, kavunlar bile var. Kavun kaç para? 3.99 tanesiymiş. Üzümler 1.99. Üzümler 1.99. Elmalar, elma çeşitleri. Birçok elma çeşidi var. Nar 2 tanesi 5 dolar. Elmalar 1.49, 1.29, 1.49. Genelde 1.49. Neyse, artık voltamız bitti. Yavaş yavaş eve gidelim. Benimle beraber volta attığınız için size teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videoda hayırlı geceler.